Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendarium Türkiye izleyicilerimiz. Evet, artık Rings of Power'ın 6. bölümünü tamamladık. Gündüz bölümü izledik. Şimdi inceleme videomuzu çekiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman size güzel bir haber. Ne? Nasıl şoka girdiler ya. Neymiş o güzel haber? Ben güzel haberler veririm. Bilmiyor musunuz? Evet. Tabii. Hediyeler veren, güzel haberler veren. Ver getiren. Biliyorsunuz Rings of Power inceleme videolarımızın sponsoru Leton markası. Leton markasını nereden biliyoruz? Acaba Elrond'u koşturan o ayakkabılar olabilir mi? Bence onlardır. Leton'dan başkası o kadar uzun kilometreyi tüketemezdi. Bence de tüketemezdi. Olabilir bence. Kesinlikle. Ne diyorsun? Bir de pelerini atacak aşağıya. Tabii. Bir de Leton'u giyecek. Tamam. Orta tamam. Dünyanın koşu ayakkabısı Leton'a teşekkür ediyoruz. Leton bu güzellik yaptı. Dizi bitene kadar Leg10 koduyla sitelerinde %10 indirim kodu tanımladı. Bütün Legendarium Türkiye izleyicilerine özel Leg10 kodunu girip alışverişinizi keyifle yapabilirsiniz. Siz de alın. Elrond gibi oradan oraya pıt pıt uçarsınız artık. Lindon Mori'ye 5 dakika. 5 dakikaya düşüren ayakkabı. Artık terletmiyordu. Ve terletmiyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Açıklamaya tekrar linkleri bırakacağım. Artık bölüme geçelim. Geçelim. Geçelim bakalım. Bir değerlendirme, ön değerlendirme. Zafer abi ne diyorsun? Dizi iflah olmayacağını bu bölümüyle de gösterdi. Yani yapacak bir şey bu dizide böyle işte. Yani. Son ikiye girerken yine şeydi yani gene senaryosu zayıf, gene lore'un tamamen değiştirilmesi falan. Bu bölümün iyi tarafı şuydu, kendi saçma Tolkien'den bağımsız hikayelerinin uçlarını birbirine yaklaştırdılar. Yani gene böyle uçlar birleşiyormuş gibi oluyor. Tam olarak birleştirebileceklerini zannetmiyorum. O yetenekte değil bu yazarlar. Ama en azından kendi saçma hikayelerinin şeyi var. Artık hani nereye uzanıyor görmeye başladık işte. Savaşa birleşiyor. Her şey savaş üstüne birleşiyor. Bir dahaki bölümde Gil-galad'ın Elrond'un tavrını da göreceğiz. Muhtemelen o orduyu gördüğümüze göre onlar da savaşa dahil olmak üzere gelecekler falan. Hani uçlar birleşiyor ama yani uçuk bir senaryo. Çok havada bir senaryo sonuçta. O zaman incelemeye geçiyoruz Zafer abi. Buyurun başlayalım. Arondir'le başlamayı tercih etmişler. Bu sefer Arondir'i gösteriyorlar. Herhalde o da direkt Eregion'a gidecek anladığımız kadarıyla sahneden. Hani o da nereye gitmesi gerektiğini anlamış oldu. Zaten izlerini takip ederek orkları izliyordu. Orkları takip ettiğine göre Eregion'a gitmesi gerekiyordu ama kaçak orkları gördük gene. Bunlar Adar için Sauron takıntısı yüzünden ölmek istemeyen liberal zihinli 3 tane ork ormanda Arondir'le karşılaşıyor. Arondir'le saldırıyorlar. Arondir 3'ünü de öldürüyor. Sonra onların herhalde biliyor ki hani öyle bir gelenekleri var ki orkları kol yanlarında bir harita buluyor. Bezden bir harita buluyor ve bakıyor orada Eregion haritası var. Ama hani direkt onu gidip buluyor olması demek ki orkların böyle bir geleneği var. Haritalarını falan buralara cep niyetine kullanıyorlar. Peki böyle aykırı tavırları, ekipten ayrılmaları, gruptan ayrılmaları falan o konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Sauron ve Morgoth'un elinden kaçmıyorlar. Kaçamıyorlar da zaten. Ne öyle bir güçleri var ne de ona cesaret edebilecek yürekleri var orklar. Ama şimdi Adar diye saçma bir karakter var ya burada. Hani Adar diye hiç olmayan bambaşka bir şey. Belki onun iradesi biraz sevgiye dayalı ya. Oğulları falan sevgiye dayalı. Belki korkak orklar falan da Sauron ya da Morgoth'un iradesi gibi bir iradeyle yönetilmedikleri için kaçıyor olabilirler diye. Yani diziyi kurtarayım diye bir şey diyeyim. Ama normalde yok yani öyle bir şey yok. Hani şeyde bu Sam girmeden önce bir şey vardı ya. Ben de onu hatırladım. Orada da kendi aralarında konuşmalar yani falan gidelim, var ama. Yani gidelim kendi halimize yaşayalım falan muhabbet var ama tek örnek o zaten. Biz yani, buralarda iyiydik baba. Ya, o işte bunlar öyle biraz Harlemli orklar gibi. Yani baba bro biz takılarız mı falan durum var. Oradan Eregion'a geçiyor. Gene Celebrimbor, Sauron. Mümkün olduğunca Sauron demeyelim çünkü oradaki karakteri Anatar. Hani Celebrimbor Anatar ve onun yarısı hatunlardan oluşan demirciler heyeti. Gene Anatar. Anatar. Kendi kendine söyleniyor elinde bir metal parçası Celebrimbor görüntüde. Olmuyor diyor. Bir türlü yapamıyorum diyor. Olmuyor. Şöyle de denesek olmuyor. Sonra elindeki o bozuk demir parçasını fırlatınca orada bayağı ufak bir yığın şeklinde yüzükleri denemişler. İstedikleri gibi bir sonuca varamamışlar. Yapamıyorum falan diye de buhrana girmiş bizim Celebrimbor. Herkese de fırça kayıyor. Sinirli falan böyle hiç şey yapmıyor. Yalnız anladığımız kadarıyla oradaki ocaktaki odalı yerden hani ocağın olduğu yerden bunlar hiç çıkmıyorlar. Çünkü dışarıdan falan da haberleri yok. Celebrimbor şey diyor. Biraz daha mitril koymamız lazım. Biraz daha gümüş eklememiz lazım. Hani doğru karışımı elde edelim falan diye. O Mirden ya bizim Sauron'a yanık olan Anatar'a yanık olan elf demirci ablamız. Diyor
diyor ki hani bize diyor cüceler mitril getirmedi. Tedarik zinciri aksadı. O yüzden elimizde mitril yok. Ona da ayrı bir celal deniyor. Nasıl olur da falan. Bu sefer de Mirdenya psikologluk oynuyor. Diyor ki siz çok gerginsiniz efendim. Siz böyle değildiniz de bilmem neydi de falan gibi bir diyalog. O sırada Anatel içeri giriyor. Arkadaşlar sakin olalım. Hiç. Lütfen her şey denetim altında. Halledeceğiz, halledeceğiz geyi. Gidin diyor cücelerden mitril bulun bana diyor. Ben nasıl yapacağım diyor yüzükleri kelebirin var. Diyorlar hani biz uğraştık ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Hani cücelere ulaşamıyoruz. Haber de gönderdik bilmem ne de falan. Bu fırçayı falan basınca Sauron diyor ki tamam sakin ol diyor. Çok yoruldun sen de diyor. Böyle zor günler geçiriyorsun hani. Yaratım süreci çok yıpratıcı tabii bir sanatkar için. Kolay değil yani. Onun unutkanlığına vurgu yapılması için ya diyor her şeyi unutuyorum diyor kelebirin var. Şurada çekicim vardı diyor. Anahtar diyor ki bak orada zaten diyor. Aa diyor çekicim buradaymış. Akıl oyunu yapıyor. Akıl oyunu yapıyor. Muhtemelen çekici oraya anahtar getiriyor yani büyüsüyle falan. İyice kelebirin kafayı yediriyorlar yani. Böyle. Hani görmek istedikleri gösteri görmesini istemediklerini göstermiyor. Öyle bir durum var. Ya oyunculuklar kötü. Anahtarın oyunculuğu iyi gene. Hani çok soğukkanlı, çok böyle hin birisi olduğu belli ama o demircilik oynayan ablalar, abiler de kötü. Kelebirin burun oyunu da dizi oyunculuğuna uymuyor en azından. Fazla büyük oynuyor. Tiyatro oyuncusu olduğu için muhtemelen o alışkanlığından kurtulamamış. Dizi oyuncusu gibi değil. İnandırıcı gelmiyor kelebirin burada. Böyle neden bu kadar sıkıştırıyorlar, ediyorlar? Bunu birkaç yerde daha söyleyeceğim. Çünkü Tolkien'in ana hikayesine çıktıkları için artık kendi uydurdukları hikayeye sürekli kılıf bulmak zorundalar. Üçleri bunlar kafadan yaptı ve üçünü birden Elrond aldı kaçırdı. Ondan sonra yedileri yaptılar. Yedisini birden Cüce Kralı'na verdiler. Şimdi dokuzları yapacaklar. O dokuzlar ne olacak falan. Yediler bozuk olduğu için dokuzları yapmamız gerekiyor diye bir bahane uydurdular. Yoksa kelebirin boru istemiyordu falan. Şimdi kendileri lordan kopup bir hikayeler uydurmaya başladıkça o hikayelerin çevresini doldurmaları gerekiyor. O doldurma çabasıyla senaryo daha da laçka bir hale geliyor. Daha bir dağılır hale geliyor. Hiç inandırıcılığı kalmıyor bu sefer. Abi diyor. Bir de bir şey soracağım yani. 3 yüzük yaptın. Hadi bir şekilde öğrendin de nasıl. Çalıştığını öğrendin. 7 yüzük yaptın. O da eyvallah. Yarı bozuk da olsa çalışıyor. Çalıştığını düşünüyorsun en azından. Hı-hı. Yarı bozuk da olsa dediğin gibi. Ya 9'u yaparken niye bu kadar zorlanıyor? Yani zorlanmasının sebebi ne? Yani toplamda 10 tane yüzük yaptı zaten de. Hani tutturamadım demesinin sebep olan hazır ne? Hazır giyim değil bu. Kişiye özel yapıyorlar. Hı-hı. İlka hı-hı. özel yapıyorlar ya. Cücelere hı-hı. özel yaptılar oldu. Elflere özel yaptılar oldu. İnsanların alaşımını tutturamadılar henüz. İnsan alaşımı hı-hı. biraz daha mitril, az daha gümüş, azıcık yani, altın. Ben mi şey yapamadım? Yok işte ama. Dediğin mantıklı da bu dizinin mantığı da öyledir herhalde. Hani insanlara daha başka bir madde, daha bir farklı alaşımdan yapacaklar herhalde. Onu tutturamıyorlar. Bir de tabii gönülsüz ya bir de kelebirin bor aslında. Çok da hevesli değil. Belki bu daha mantıklı. Söylediğin daha veremiyor. Mantıklı. İşkillenmeye de başlamıştı zaten anahtardan. Hani bir garipti falan. En sonunda anahtar da diyor ki mitril şart bize halleder misin diyor cücelerle mitril meselesini. Anahtar diyor ki patron o ben ne diyor yani ayıp ediyorum ben halledeceğim. Senin canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun dostum diyor. Dışarı çıkıyorlar. Dışarıda böyle bir gri kasvetli bir hava var. Şey dışarı çıkmıyor yani. Hatta diyorlar ki kelebirin var. Halk sizi görmek istiyor. Kelebirin var diyor ki yüzükleri yapmadan hiçbir başka önceliğim yok. Ben sadece şeyle uğraşacağım. Yüzükleri yapmakla. Tamam diyor anahtar. Ben konuşurum diyor. Çıkıyor 25 kişi var halk dediği de. Onlara işte her şey yolunda gidiyor. Her şey düzelecek müzelecek muhabbeti yapıyor. Sonra Mirdanya ile iki asker geliyor. Efendim diyor size bir şey söylememiz lazım. Artık diyor hiç gelen giden yok Elrond. Hani kapılardan bir geçiş yok yol üstünde. Artık asker gönderdik, birlik gönderdik diyor. Bir kişi döndü, o da ölü olarak diyor. Bir 10 metre yürütüyorlar, bakıyorlar. Orada adamın üstüne de muhtemelen kara lisanda bir şey kazınmış derisinin üstüne yani bıçakla yazmışlar. Ölü bir elf askeri. Sauron diyor ki bunu diyor kimseye göstermeyin, haber de vermeyin diyor. Bir şey söyleyeceğim, orada ortada yatıyor. Ama ortada yatıyordu yani hakikaten ve halk dedikleri de oradaydı bir de. O da var ama. Bu arada kimse dönüp de bakmıyordu ileridekiler. Zaten şeyler öyle. Bu şehirlerdeki ana karakterler harici halklar hep lay lay lom. Hiçbir şey bilgileri yok onların yani. Onlar başka bir düzlemde yaşıyorlar. O ana karakterler başka işler. Hayır öyle değil. Onlar iyi figüranlar. Figüran olduklarının farkındalar. Görmeleri gereken şeyleri görüp görmemeleri gereken şeyleri görmüyorlar. Ondan sonra şey yapıyor. Gene Mirdanya ile bir yakınlaşmalar oluyor. El ele tutuşuyorlar mutuşuyorlar falan anahtarla. Niye şey ama? Diyor, Mirdanya şüpheye düşüyor. Şüpheye düşüyor. Diyor ki bizi kovdu mu diyor kelebirin bor. Efendim diyor bizi bu işlerden azletti mi? Sauron da evet diyor. Sizi diyor görevden aldı. Takmayın kafaya. Her şey düzelecek diyor. Ben bir cücelere gideceğim diyor. Cücelerle iş halledeceğim. Ama diyor bu diyor iyice diyor artık kelebirin bor çok yoruldu. Çok kafa dağınık. Onu diyor yalnız bırakalım. Sadece işiyle uğraşsın. Oradan anladığımız kelebirin bor dışarı çıkıp da ortamı görmesin istiyor.
diyor. O yüzden diyor onun yanına kimseyi sokmamayı sağla diyor Mirdanya'ya. Yani gene küçük ayak oyunlarını küçük nedenselliklerle pekiştirmeye çalışıyorlar. İki zayıftan bir güçlü çıkmıyor. Gene çok zayıf bir bağlanma hikayesi. Abi orada demiş. Yukarı doğru çıkıp uzağa baktığında yükselen dumanları burada evet. Görüyordu değil tabii, mi? Tabii tabii. Ondan sonra birazcık bir kat kadar basamaktan çıkıp ormana doğru bakıyor. Ondan sonra bir bakıyor orada dumanlar falan var ama bizim elflerin hala yani hemen diplerinde bir ork ordusu olduklarından haberleri yok yani. Hala yok. Tabii niyet okuyorum şu an. Sauron kendi görüsüyle bu dumanları görüyor olma ihtimali. Yok çünkü mesafe çok yakın. Nehrin hemen ötesi orman. Ormanlığın içinden de 3 ayrı yerden benim gördüğüm dumanlar çıkıyor. Yani kamp ateşleri çıkıyor. Orada birileri var demek ki yani. Ya da bütün Eregion herhalde büyük bir şehir olduğu görselden gözüküyor. Öyle gözüküyor. Yani 30 kişi için değil o şehir. Belli ki çok daha kalabalık bir şehir. Ya bütün şehire bir hayal gösteriyor Sauron görmemeleri için. Hiçbiri görmüyor. Yani onu göremiyor belki. Ki kaldı ki yani Orta Dünya'da bir tehlike olduğunu öyle ya da böyle biliyorlar. Yani Sauron olmasa bile en azından ork tehlikesi var. Ya da çeşitli Mordor yaratıkların. Kurulmuş. Evet Mordor'da var. Onu da biliyorlar. Bir tane gözcü çıkıp bakmıyor mu yani? Bir de asker de var. İlginç işte abi. Yani çok zayıf. Yani senaryo diyorum ya şey olmuyor. Yani kendi yetenekleri bu kadar yani. Daha girift bir şey yazamıyorlar ya da daha tutarlı bir şey yazamıyorlar. Bu kadar yazabiliyorlar yani. İlginç adamlar. İlginç adamlar. Buradan dizinin en rahatsız edici yerlerinden birine geçiyoruz. Bir dakika. Manitacılık az kestin. Kısa kestin. Manitacılığı anladım. Artı 13'ü Sauron yüzünden koymuşlar. Ben onu tahmin ediyorum. Ama ilerleyen safhalarda Hobbitlerin de az fındık kıran olmadığını gördük yani. Evet. Aynen aynen. Evet, zın onlar da. Yani onlar da şey der Dune kitabında Frank Herbert. Hayat ölmeye, yok olmaya en yakın olduğu anda en fazla çoğalma isteğine sahip olur. Herhalde bunlar da ölüme yaklaştıkça üreme istekleri artıyor bilmiyorum. Yani Frank Herbert öyle diyor. Belki de öyledir bilmiyorum. Elf kızımızın öyle bir durumu mu? Elf kızımız elini yüzünü yıkamamıştı ama burası siyahtı gene. Değil mi? Şeyde demircilikten. Aa bir şey söyleyeceğim. Demirci ortamında yalnız yüzlerde ilk defa leke vardı. Evet. Bu arada siyahlar bilmiyorum siz de gördünüz. Evet, çok çalıştılar. Çok çalıştılar. İlk defa gördük. Ocak tüttü. Öyle çok çalıştılar. Zafer abi önceki bölümlerde şeyi eleştirmişti çünkü. Ne pırıl, biçim demirci bunlar pırıl pırıl falan diye. Kelebirimbor kadifeden vazgeçmiyor hala. O ince kadifesini giyiyor. O tarz meselesi herhalde. Sahne kıyafeti. Evet sahne kıyafeti. O ya işte mürdüm rengi ya yeşil bir şeyi var. Kelebirimbor'u tek kişi giydiriyor galiba. Herhalde. O, ya da ona hiç ilgilenmiyorlar. Kendisine iki tane şey kostüm vermişler. Kendi giyiyor çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Sanatçı adam. Kelebirimbor'u bir kişi giydiriyor. Kucağında kadifelerle geliyor. Burası korkunç şeye geçiyoruz çünkü. Yakalanmış Galadriel Adar'la beraber yemek sofrasındalar. Ama hani bize Tolkien'in anlattığı orkların ne bulursa yediği yani böyle hijyenik olmadıkları kesin tiplerinden de belli zaten yani. Ama bu sofra yani bir ork sofrasına göre çok daha iyi hazırlanmış. Hani Galadriel'i düşünerek hazırlamışlar çünkü meyveler falan var. Böğürtlen var. Yediklerini de biliyorlar. Ha, yani düzgün kızartılmış tavuk falan vardı herhalde öyle bir şey var. Evet, et Erol etler taş eti var. Erol taş et. Etleri vardı falan. Tabii bizim Galadriel ergen olduğu için trip yapıp onları yemiyor. Böyle uzakta duruyor. Adar onunla ağır ağır konuşuyor. Gene her şey hakimmiş falan gibi. Burada detaylara girilebilir ama çok da gereği yok. Sonuçta diyor ki sen Sauron'u diyor öldürmek istiyordun diyor. Senin takıntılı durumun oydu. İlla Sauron ölsün istiyordun diyor. Diyor benim niyetim de Sauron'u öldürmek. O zaman diyor bu işi beraber yaparız diyor. Buna cevap vermiyor ilk başta Galadriel. Abi anlaşırlar. Sen diyor Sauron'u gördün diyor. Senin içine baktı diyor. Kafanda bir boşluk yarattı. Sen diyor artık onunla yüzleştiğin zaman onun gücünü diyor kendin gücü gibi hissedip onun oyuncağı gibi hareket edeceksin diyor. Hı hı. O yüzden diyor Sauron'un diyor yok edilmesi kesinlikle hani çok önemli senin açından. Buradan şeyi de anlıyoruz. Adar Halbrand'ın Sauron olduğunu biliyor. Biliyor. Daha sonra da söylüyor zaten. Söylüyor. Halbrand Sauron diyor. O nereden biliyor? Tahmin ediyor ya da şey hani ya belki orkların istihbarat teşkilatı çok gelişmiş. Abi bunlar hani disguise derler yani işte tedbili kıyafet gibi bir şey var yani. Bu nasıl tedbili? İşte onu diyeceğim ben de yani onu nasıl yapacaksın yani? Yani orku da yapamazsın hani hakikaten. İnsan olmasa İnsan da elf olması lazım yani. Şey yapıyor gidiyor sandığı açıyor bu Sauron'un sırtına sapladığı demir tacı getiriyor. Bu diyor Morgoth'un tacı. Morgoth diyor Gazap Savaşı'ndan sonra götürüldükten sonra bunu diyor Sauron
Sauron kendi elleriyle yeniden yaptı, düzenledi. Çünkü yapmamış olsa Silmarillion'i taktığı yeri görmüş olmamız lazım. Orada Silmarillion'i takılan yerleri yok. Yekpare bir demirden taç gibi. Galadriel şey diyor, nasıl olacak diyor. Benim sana müttefik olmamla Sauron'u nasıl yok edeceğiz diyor. Orada gene müthiş bir istihbarat bilgisine sahip olduğunu anlıyoruz orkları. Adar diyor ki elfler diyor 300'ü kalmış solmamaları için işe yaramış diyor. Şimdi diyor sen o 300'ü getirsen diyor. Bir de diyor sen hani intikam hırsıyla ve büyük elf olarak bir de diyor bu Morgoth'un tacı bunlarla birlikte diyor Sauron'u sonsuza kadar öldürebiliriz diyor. Sence burada samimi mi yoksa ayak bacak mı yapıyor? Ayak bacak yapıyor bence. Yani Galadriel'i konuşturmaya çalışıyor. Galadriel'den kesinlikler duymayı istiyor. Yani Adar'ın her şeyden haberi var. Yani diğer bizim Gil-galad'dan, Celebrimbor'dan, Galadriel'den, Elrond'dan bağımsız olarak Adar'ın her şeyden haberi var. 300'ün yapıldığını, 300'ün elfleri silikleşmesini, gölgeye dönüşmesini engellediği. Orada Halbrand'ın Sauron olduğundan, onun da Eregion'da olduğundan falan. Adam tamamen bütün siyasi politik bilgiye sahip Adar. Her haltı biliyor. Sonra şey gene mırkır edince Galadriel senle sonra konuşacağız diyor. Gidiyor. Ama giderken de Galadriel'i masaya kolundan bağlıyor. Oradan Elendil'e Numenor'a geçiyoruz. Elendil işte yakalanmış. Gene sarayda direkt kral huzurunda mahkemesi yapılıyor. Mahkemede şu işte sen vatana ihanet ettin. Ölümcül ve büyük bir ayaklanmaya neden olduğun için. Orada zaten bir mabetteki adamlar isyan da değil de mahalle kavgası gibi bir kavga çıktı zaten orada. Evet. Mabette bir şey çıkmadı. Bir kişi Valandil öldü. O da zaten sadıklardandı. Evet. Yani hani böyle büyük bir isyan başlattın. Ölüler oldu falan. O yani uydurmuşlar onu. Öyle bir şey yok. İşte normal diyor senin cezan diyor isyankarlık için diyor Ar-Pharazôn. İdam cezası olması lazım da şayet yaptıklarından pişman olduğunu söylersen ve Ar-Pharazôn'un gerçek kral olduğunu kabul edersen seni affedeceğiz. Serbest bırakacağız. O da kendi suçlarından pişman olduğunu söylüyor ama tek gerçek yönetici kraliçe Miriel'dir. Tek sahtekar da sensin falan diye. Ar-Pharazôn'a dayılık yapınca bizim Belzagar aradan çıkıyor. Diyor ki bunu kadim kanunlara göre yargılayalım diyor. O da zaten bayağı solucan dil tiplemesi o herifte. Kralın arkasında mır 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 konuşan, her boka karışan adam tiplemesi falan. Tabii biz lore okuyanlar, Tolkien okuyanlar Numenor'da böyle kadim bir ceza ya da bağış sistemi olduğunu bilmiyoruz. Ama resimli kitapta, kanun kitabında görüyoruz ki bir tane deniz canavarı suyun içinde birisini yiyor. Ha diyoruz bunu suya atacaklar, canavar gelip yiyecek. Onu anlıyoruz. O sırada kızı da hemen Ar-Pharazôn'un yanında, oğlunun yanında. Ne sıfatlı abi? Onu bilmiyoruz. O mimar öğrencileri Numenor'da özel bir statüye sahipler muhtemelen. Tabii 3 kişi alıyorlar çünkü. Aynen. Ya da oğlunun kız çok, arkadaşı adaylarını da öyle. O da olabilir. Gelin kontenjanından olabilir. Resmi bir şey de yok ama. Ama işte bir söz var aralarında. Söz var. Yapmışlar yani. Belgazar vefakarların kadın geleneklerine göre cezalandırmasını falan istiyor dedikten sonra Stranger bölümüne, Runa dönüyoruz. Runda gene öngörülü rüyalar görüyor bizim Stranger. Nori'yi görüyor. Nor diyor. Nor'u Snor horlamak diye anlıyor. Ne horlaması? Kim horluyor falan. Yok diyor ben arkadaşımı gördüm de kötü durumdaydı. Ona yardım etmem lazım diyor Tom Bombadil'e falan. Tom Bombadil diyor sen yaptığın her işte başarısız olduğunu da bilmem ne de falan da filan da. Artık diyor bir tek şansın kaldı. Görevini tamamlayabilmen için görevine başlayabilmen için başka şansın yok. Bana öğret diyor. Ben nasıl yapacağım? Bizim hani bu Gandalf çıkan varsa çok kötü olacak. İnşallah mavi boyunca çıkar. Çünkü Gandalf hakikaten 6 yaşında bir çocuğun zekasına sahip. Yani hiçbir şey anlamıyor. Tom Bombadil'e bana öğret, bana onu ver, bana bunu ver. O ben ne yapacağım arkadaşlarım? Yani inanılmaz mızmız, inanılmaz kararsız, hiçbir şeye aklı ermeyen, hiçbir gücünden haberi olmayan, kazara gücünü ortaya koysa bunu kontrol edemeyen, saçma sapan bir tip. Vasıfsız. Vasıfsız yani. Bir şey var ama hiçbir şeyi kontrol edemiyor adam yani. Tom Bombadil o sırada gene şeyin gönderisi var tabii yani böyle işte sen diyor Ulu Ateş'i hizmetkarısın. Ulu Ateş senin kararlarına göre hareket etmez. O seni seçer falan diye. Eru Iluvatar'a da bir gönderme falan yapıyor. Peki diyor ben ne yapacağım? Nasıl öğreneceğim? Tom Bombadil'i izle diyor. Bunlar beraber yola çıkıyorlar. Tom Bombadil önde bizim Stranger arkada. Bir yere bir geliyorlar. Böyle bir yar var. Hani koca vadi var. Vadinin bayağı böyle hani herhalde birkaç kilometresini görüyoruz ve kurumuş ağaçlarla dolu ora. Hep dallar falan. Bu kara büyücü de diyor buradan diyor asasını bulduydu. Sen de buradan asanı bul. Bu kadar diyor ağacın arasından ben asamı nereden bulacağım? Asa diyor seni bulur. Senin kalbin bulacak asayı falan. Burada da Harry Potter'ın asa seçimine dönüyor iş. Harry Potter'da da asa seni seçer diyorlar. Sen asayı seçmezsin. Hatta ilk denemesi
kesin de asayı kullanamaz. Bütün her yer patlar, çekmeceler çıkar falan. Çünkü doğru asa değildir. O Potter'a uygun değildir. Potter kendi asasını bulur falan. Burada da işte her istari kendi asasını kendisi bulurmuş. Ona denk gelirmiş, kalbi şey yaparmış. E diyor burada diyor çok fazla ağaç var. Aylar geçer diyor belki benim burada asamım. Zaman önemli değil diyor Tom Bombadil. Sen halledersin ama diyor Nori var benim arkadaşım. Ya öldü diyor ya ölecek. Hani öyle bir durum var, öyle bir şey gördüm falan. Orada işte efsanevi repliği olan hani kimin öleceğine kimin yaşayacağına biz karar veremeyiz bilmem ne muhabbeti var ya. Gandalf mı söylüyordu? Gandalf söylüyordu. Zaman önemli değil diyor. Nori ölecek. Nori senin arkadaşın ama yol diyor bir kere diyor burada diyor ayrıldı diyor. Bir karar vermen lazım. Hani diyor gideyim Nori'yi kurtarayım geleyim devam edeyim. Olmaz diyor artık. Ya burada bu işle uğraşacaksın. Bu yola sapacaksın. Sauron'la ve kara büyücüyle uğraşacaksın. Çünkü bütün orta dünya tehlikede. Ya da gidip Nori'yi kurtaracaksın. O zaman bu yol sana kapalı diyor. Pat Tom Bombadil yok oluyor. Orada Stranger kurumuş dallara bakarken bırakıyoruz. Anladığımız şudur ki asasını arayacak yani artık. Yapacak evet, bir şey yok. Abi. Tom Bombadil bitti mi sizce dizide? Tom Bombadil bitmiş olabilir ama hani kendileri bir şey koymak istiyorlarsa hani uydurur koyarlar. Hani asasını bulur pat Tom Bombadil ortaya çıkar. Doğru asayı bulmuşsun. Bilmem işte kara büyücü şurada der belki hani. Bilmiyorum. Abi yani 4. sezonda elinde kılıçla görmene. Ha bir de savaşa da dahil olursa Tom Bombadil iyice yani sardık demektir yani. Burada olmayacak o belli de diyor. 4. sezonda diyor. 4. sezon. Elinde kılıçla milletin üstüne koşarsan hiç şaşırmam yani. Nori'ye dönüyoruz burada. Burada şey hikayesi var işte Nori benim yüzümden başınız belaya girdi diyor. Ülkenlerin başı olan siyahi kabile liderine. Ben diyor teslim oluyorum. Çünkü diyor hani beni almaya geldiklerinde diyor size de zarar verecekler o maskeli adamlar hikayesi. Ama diyor siz de diyor bu acıdan kurtulabilirsiniz. Nasıl diyor şef? O da şey diyor biz kıl ayaklar diyor bir aydan fazla bir yerde kalmayız. Sürekli gideriz diyor. Sizin de burada durup da tehlikeyi beklemenize gerek yok. Siz de diyor seyahate çıkın. Siz de gidin. Nereye diyor? Nereye isterseniz diyor. Gidin yeter. O da şeyi anlatıyor işte. Ben şu ağacın altında evlendim. Eşim öldüğümü şuraya gömdüm. Benim işte bu evleri nenelerim, dedelerim yaptı falan. Bir vatan tasviri yapıyor. Bizim toprağımız, vatanımız bura. Biz öyle diyor. Kalkıp kıl ayaklar gibi dolanamayız. Biz burada kalacağız ama senin de teslim olmana gerek yok. O sırada Poppy ile Merrimack yeni tanıştıkları ülken Hintli Hobbit abimiz. Merrimack'la beraber zehirli ok yapıyorlar. Zehirli okta yapımı şey Poppy yılanı boğazından tutmuş. O okları getiriyor yılanın ağzına tutuyor. O da boğazını sıktığı zaman yılanın dişinden zehir bulaşıyor. Koyuyorlar böyle tutuyorlar. Sonra aralarında böyle bakışırken işte gene o hikaye. Ya diyor ölüm yaklaşıyor hayat kısa bilmem ne diyor bizim Merrimack hani çok kafa çalışmıyor diyoruz ama hani diyor bir diyor tamam ne yapalım diye öpüşüyorlar orada. Bir Hobbit öpüşmesini de görmüş olduk dizi sayesinde. Nori ile Poppy baş başa kalınca diyor ki teslim olmana gerek yok diyor. Çünkü diyor asıl diyor mesele Stranger'ın yakalanması zaten. Seni ona yem için tutacaklar. O bakımdan savaşmalıyız tamam savaşmalıyız diyor. Bu sekans bitiyor. Bu sekans niye var? Hiçbir anlamı yok. Hiçbir fikrimiz yok. Yani niye Tom Bombadil var? Niye Stranger orada bilmem ne? O konuda da bir şey yok. Baştaki Arondir sahnesi niye var? O da aslında çok önemli bir şey. Arondir sahnesi olmadığını düşün. Ne olacak? Bir harita gördü sadece. Ha. O kadar. Bir anlamı yok. Yöne gideceğini anladı orada. Hayır bir de şey yani. Diyordu zaten bundan önceki bölümde de ben orkların peşine gidiyorum diyordu. Savaş sırasında Arondir patlana çıkacaksa orada haritayı bulmasına ihtiyacım var. Zaten orklar takip edip orkların orada kamplarının yerini mi öğrenmiş oldu? Bilmiyorum. Yerine mi girdi? Ondan sonra Moria'ya gidiyoruz. Moria'da Kral Durin tahtında oturmuş. Millet el arabalarıyla, kovalarıyla falan yerlere altın döküyorlar. Ama altın döküyorlar derken işlenmiş altın döküyorlar. Hani altın paralar, kupalar, ne bileyim işte mumluklar, şamdanlıklar bilmem ne falan. Şimdi bu dağda hazır hazineler mi varmış kazıp çıkartıyorlar? Bunlar bir yerde ham altını çıkartıyorlar, eritip yapıyorlar da mı oraya döküyorlar onu bilmiyor. Hani nasıl olmuş o? Şimdi o buradaki bağlam şöyle Zafer abi. Bu vergi istedi ya herkesten. %50. Ha, herkes onları veriyor. Kendi mallarını veriyor. Ha, o zaman bayağı zenginmiş bunlar. Çünkü araba altın döküyorlar yani. Evet abi. Demek ki cüceler bayağı zenginmiş yani. Bayağı zengin tabii abi. Smaug neyin üstüne yatacaktı? Yani, işte o hazine bizim gördüğümüz cüce hazinesi birikmeye toplanmaya başlanmış. Çünkü yani kova kova altınlar geliyor. Değerli müceferatlar falan geliyor. Ondan sonra bizim oğul Durin de pat 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 babasının yanına geliyor. Babasına diyor ki beni görmek istemişsin baba. Yok diyor.
diyor, ben değil diyor, şu seni görmek istedi diyor. Oradan anahtar çıkıyor. Durin'e selam prens diyor. İşte bize diyor mitril lazım. Çok acil. Hem de dün lazım. Hem de dün lazım. Geç bile kaldı. Bize mitril verin. Karşılığında ne isterseniz de biz onu verelim. Kral işte ne verebilirsiniz diyor. Diyor ki bütün madenleri falan genişletiyor musunuz siz? Sütun olması için istediğiniz kadar ağaç verebiliriz ya da başka ne isterseniz. Yeter ki mitril verin. Gıcık ya bizim Durin anahtara. Diyor ki baba bunu aramızda konuşalım. Babası da diyor ki konuşmamıza gerek yok diyor. Ben kararımı verdim. Mitril falan yok. Kelebirim bura selam söyle. Anahtar da peki diyor, dönüyor gidiyor. Ondan sonra babasıyla oğul gene birbirlerine takıyorlar her zamanki gibi. Baba yüzük seni değiştirdi. Yok bu yüzük çok iyi, ben her yeri görüyorum. Bilmem İki sezondur ne. Aynı muhabbet. İki sezondur aynı muhabbet. Bu ısrar ediyor, babası reddediyor falan. En sonunda da yüzüğün hani sadece ruhani bir etkisinden ziyade fiziksel olarak da güçlendirdiğini görüyoruz. Çünkü yüzük bir titremeye başlıyor. Şöyle bir koyuyor elini, Durin uçuyor. Demek ki fiziksel olarak da bir kuvvet, güç katkısı, evet, kuvvet katkısı oluyormuş yüzüğün. Bunu da gördük. Galadriel'in yüzüğünün de yaraları tamamen iyileştirici bir etkisi olduğunu görmüştük. Yüzükler hakkında gitgide daha çok bilgileniyoruz. Orada yalnız Baba Durin yüzükle My Precious muhabbeti. Neredeyse My Precious diyor. Yani bir onu söylemedi. Bir kıymetlimi istemedi. Onun haricinde o benim, o bana ait falan diye bütün klasik tek yüzük üstüne konuşulan Gollum tarafından konuşulan üçüncü çağdaki muhabbetlerin hepsini yapıyor. Zaten burada yüzüklerin kullanışında tek yüzük yansıması çok fazla dizi özelinde. Evet, evet. Yani yüzükler bozuyor. Mesela elf yüzükleri bozmuyor diyorsun. Ama onlar da mesela dayanamıyor. Kim takarsa çıkartmak istemiyor. Vermek istemiyor falan. Hani o yüzükler de kendine bağlıyor. Kirdan mesela kimseye sormadan taktı parmağına. Hani bir izin müsaade almadan hemen parmağına taktı. Yani dızcı Kirdan. Dızcı Kirdan. Ondan sonra bu yüzüklerin hepsinde bir tek yüzük vibe'ı var zaten. Yani herkes kendisine ait olmasını istiyor. Kendimin olsun istiyor. Öyle bir durum var. Tabii elf yüzükleri çok daha temiz yüzükler olduğu için ve Galadriel bu dizide olmasa da normalde çok yüce birisi olduğu için yüzüğünü çıkartıp Eldrond'a teslim edebildi. Ama muhtemelen Lindon'a gidince geri almak üzere vermiştir Galadriel'de. Sonra Durin ağlıyor ağlıyor tabii karısının yanına gidiyor. Babam beni dövdü diye. Lisa ile konuşuyorlar. Babam çok değişti falan. Senin babana karşı diyor durmak lazım. Artık diyor kafayı yedi senin baban. Bunadı. Garip birisine dönüştü. İşte hırsı bitmiyor. Hep daha derinlere kazı yapılmasını istiyor. Oysa biz bir korkutucu ses duyduk derinlerden falan. O da diyor ki ben diyor babamın gözlerine bakınca diyor ben hala babamı görüyorum. Ben ona karşı gelemem diyor. Lisa gene akıllı bir feminist ablamız. Diyor ki sen babana karşı gelmeyeceksin diyor. Senin baban değil. O değişmiş biri diyor yüzüğü çıkartana kadar. O yüzden de diyor biz diyor daha derine kazmalarını engelleyeceğiz. Kral Durin de oğlunu dövüp gönderirken şey demişti. Narvi'ye söyle kazıcıları iki katına çıkartsın. Daha derinlerde kazılar yapacağız. Daha fazla maden çıkaracağız. Daha fazla şey çıkaracağız falan diye. Ha mitrili vermeme sebebini de söyleyeyim. Diyor ki baba diyor aydınlandın herhalde mitrili vermek istedim. Yok diyor. Dünyada diyor artık savaş var diyor. Orklar var. Sauron gelmiş. Biz diyor bu mitrilden diyor silah ve zırh yapsak en çok parayı verene satarız. Buranın efendisi oluruz diyor. O bakımdan diyor onlar daha yüksek bir bedel ödemeye razı olarak geri gelecekler zaten diyor. O yüzden vermedim diyor. Yani ticari hesap yaptığı için vermemiş Mitrili de. Bence yoksa, o sekansın en zekice cümlesiydi. Evet. Ondan sonra tekrar Numenor'a dönüyoruz. Elendil bir zindanda tutsak oturmuş. Hani normal klasik bir zindan hikayesi. Kızı geliyor. Eğer ben işte babasıyla konuşuyor. Ben diyor krala yalvardım diyor. İşte sen diyor kral şeyini kabul etsen diyor sorun kalmayacak diyor. Niye böyle yapıyorsun baba diyor. Ben zaten kardeşimi kaybettim ailemden seni de kaybetmek istemiyorum falan diyor. Gururundan kabul etmiyorsun bunu diyor. Kabul etsen seni affedecek falan. Kız mimarlık öğrencisi olup kralın sol kolu olmasına rağmen karar verme aşamasında prensibin gururla alakası olmadığını bilmiyor. Adam prensibi yüzünden bundan dönemem diyor. Ben bir gerçeği biliyorum. O gerçekten dönersem benim prensiplerime aykırı. Yoksa gurur yaptığım için şey yapmıyorum. Hatta orada güzel de bir laf ediyor. Sen diyor bu işi diyor gururumdan kabul etmediğimi düşünüyorsan zaten seninle konuşacak, anlaşacak bir şey kalmamış demektir. O sırada Miriel gene geliyor. Ağır ağır çünkü gözleri görmediği için. Bir de şey merdiveni çıkamıyor. İnemiyor ama çıkıyor. Çıkıyor. Şimdi zindan, karanlık zindanlarda yürüyor ama onun merdiven. Fark etmez karanlık ya da aydınlık olması. Miriel geliyor işte diyor ki sen yaşamalısın Elendil, sen böyle büyük adamsın bilmem nesin. Hayatta kalman lazım. Hayır diyor ben diyor sizin gerçek kraliçe olmadığınızı diyor kabul etmiş olamam diyor. Çünkü diyor bu iş böyle. Siz gerçek yöneticisiniz bilmem ne falan filan. Ne olursa olsun diyor bu cezama razıyım. Peki diyor bu yüzden ölecek misin diyor. Prensiplerinden
vazgeçeceğime, utanç içinde yaşayacağıma ölürüm diyor. Elendil'de kahramanca bir tavrı var. Miriel'le bir yakınlaşıyorlar gene böyle. Miriel orada bir şey diyor ama seni diyor? Kaybedemem gibi bir şey söylüyor. Evet öyle bir şey diyordu bir de. Seni kaybedemem mi diyor, öyle bir şey söylüyor. Ya benim duygularım ne olacak diyor. Ya benim duygularım ne olacak diyor, seni kaybedemem, bunu göze alamam diyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. Neyse yani sonuçta onları dememiş olmasa bile böyle bir el ele, hand to hand, face to face, eyes to eyes durumu oluyor yani. Hatta şey yapıyor, alın alına koyuyorlar böyle birbirlerine. Yani bir öpüşme durumu yok ama bir alın alına geliyor yani böyle. Miriel de ilk defa kendisi dile getiriyor orada. Evet. Elendil hep yangın yeri belli de. Ya ne alakası var, Elendil'e de laf etti ya. Bir yakınlaşma etmedim oluyor. Ya. Yapmadı mı göğsüne koyduğunda elini böyle tutacaktı, kız çekti elini Miriel. O bili görmüyor ki bilmeden çekti. Ben anlamadım. Elendil'e laf yok. Aragorn'un atası. Bir şey söyleyeceğim. Aragorn'un atası olamaz bu dizdeki Elendil. Ya nispeten yemin ediyorum diğerlerinden daha en azından onurlu bir adam. Sesi çok iyi adam. Sesi çok güzel. Ama abi, bir çok şey söyleyeyim mi? Bu da çok büyük oynuyor. Tiyatro. Tabii tabii oynuyor. O da abartıyor. Çok abartı oynuyor yani ama sesi çok iyi. Buradan tekrar korkunç bir sahneye geçiyoruz dizi. Yeni bir korkunç evet. Sahne. Moria'da Disa, Nervi arkada 5 kişi. Şamer'dan taşıyorlar herhalde duvar yıkmak için falan. Tabii hepsinin kazmaları falan da var. Yani 5 kişi iki katına çıkartmış ekibi. Daha derinlere inecekler, kazacaklar. Bunları görünce bir garip bakıyorlar Disa'ya, Narvi falan. Disa gene o opera sesiyle bağırıyor. İkinci kez daha yüksek bağırıyor onlara doğru. Bunlar bir şey diyor. Bizi diyor böyle korkutacağını mı zannediyorsun diyor. Önümüzden çekilmezsen zorla almak zorundayız. Hayır diyor, sizi korkutmak için yapmıyorum diyor. O sırada Disa'nın üstündeki bir mağara oyuğundan böyle sürüler halinde yarasalar geçiyor. Yarasalar da o Narvi'yle gelen cücelin üstünden çarpa çarpa geçtikleri için bunlar kaçarak uzaklaşıyorlar. Bu da olağanüstü saçma bir durum. Yani şey olabilir, hani Disa yarasaları kontrol mü ediyor desen ona da gerek yok. Ürkütüyor diyelim hani ses yaparak. Hani işte sonuçta muhabbet olabilir ya. Belki hani şey olarak. De ki hani böyle bir güç atfetmeyelim, öyle bir şey uydurmuş olmayalım. Disa hayvanlara hükmedebiliyor demeyelim. Yani bir gürültü yapıyor, yarasaları ürkütüyor ama yarasalar sadece bunlara saldırıyor. Yani bir yönlendirme var gene de. Hani bir gürültü olsaydı yarasalar oradan çıksaydı diyecek bir şey de yok. Bir de yarasalar saldırgan hayvanlar falan değiller. Öyle bir durum yok. O sırada gene bizim oğul Durin seni seviyorum Disa diyor. Hani işi hallettik. E diyor gene gelecekler. Biz diyor hazırız diyor. Yani Moria'da isyan başlamış durumda. Kral Durin'e karşı bir karşı geliş var. Prens Durin ve Disa başkanlığında. Ondan sonra hikaye şuymuş. Elendil'in kadim hikayesi şuymuş. Hani sadıkların kadim cezası şu. Bu gene Game of Thrones'ta hani kendi yerine savaşacak birini seçiyorsun da o iki kişi kapışıyor. Öleni Tanrı suçlu görüyormuş demek ki. Hayatta kalan da ceza almaması gerekenmiş gibi oluyor ya. Aynı hikaye, bir tane deniz canavarı var. Bu Sauron'un falan gemisini yiyen deniz canavarı. Göz göze gelen. Galadriel'in yanından geçip giden ilk sezondaki. O işte gene hani bilinmeyen yaratıklardan bir deniz canavarı. Orada bir havuz gibi bir yer var. O denizin kıyısında tabii, yani havuz derken denizden bağımsız değil. Ama hani böyle kayalarla çevrili bir yuvarlak yer var. Direkt denizin orada. Çok güzel bir yer bu arada. Güzel. Çok, o görüntüler çok güzel. Çok güzel. Havuza atıyorlar bu kişiyi geleneksel olarak. Deniz canavarı gelip bunu yerse. Geçmiş olsun. Diyorlar ki demek ki yani Valar bunları affetmedi. Valar'ın nezdinde de suçluymuş ki deniz canavarı yedi. Yok bunu yemezse, dışarı atarsa diyorlar ki Valar'ın gözünde bu suçlu değilmiş, affedildi. Demek ki temiz, yani bir cezayı hak etmiyormuş manasına geliyor. Elendil işte oraya giderken, o havuza giderken artık Miriel diyor ki Elendil yaptıysa diyor böyle şeyler isyan, benim adıma yaptı. Benim adıma yaptığı için diyor asıl sorumlu benim, onun yerine diyor ben gireceğim diyor bu sınamaya. Abi şimdi bunu uzatmadan bir şey soracağım. Ya burada mantık hatası yok mu? Var. Çok derin bir mantık hatası var. İnsan kurban etme eylemlerine başladıkları için Valar kızıyor zaten bunlara. Evet. Değil mi? Melkor evet. Şeyi, Sauron'un şeyini en büyük tepki diye. Orada. Artık orada affetmez bir hale geliyordur. Değil mi? Ama burada denilene göre Valar'a Valar şey öyle bir yapacak. İnanç oluşturmuşlar. Yani Valar'ın alakası olmasa da. Böyle bir şey yok zaten. Tamam, hani Tolkien'de yok da. Bu değil, dizi babında. Aynen. Hani şey. Öyle bir şey. Yani Valar'ın da haberi olmasın. Bunlar bunu deniyor olsun yine. Tamam mı? Hani öyle bir uydurmuşlar diyelim. Evet uydurmuşlar. Yani yiyip yememe meselesini o zaman canavarın iyiliği ya da kötülüğü gibi bir şey ortaya çıkıyor. Valar'ı denklem dışında bırakırsan evet. E bu sefer Sauron'a saldırmadı. İyi bir canavar değil o zaman. Ya da Sauron'a yemedi. Belki de yani. Ondan sonra hayır olmaz falan diyorlar. Gene bizim Elendil'in kızı. Diyor ki kanunlarda böyle bir şey var diyor. Hani kraliçeyi yer diyor.
diyor. Babam kurtulur diyor muhtemelen. Yani babasını kurtaracak. Belgazar gene diyor ki evet diyor, kanunlar da böyle. Arfarazon da siyasetin içinde ama bu kanunları bilmiyormuş. İkisine soruyor. Bu ikisi öyle deyince iyi diyor. Miriel'i aradan çıkarırız. Aradan çıkarırız falan. Neyse bizim Miriel suya giriyor. Canavar geliyor. Ayağından çekiyor suyun dibine. Sonra bunu dışarı atıyor. Yani yemiyor. Yani Miriel suçsuzmuş. Ya da sadıklar suçsuzmuş oluyor bu durumda. Sadıkların suçlanacak bir şeyi yokmuş oluyor. Çünkü elendi sadıkların lideri durumunda. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten dümdüz mantık değil. Çok çok fena mantık. Hayır, burada şöyle bir sorun çıktı. Şimdi Miriel'in tekrar kraliçe olması lazım. Evet. Vallahi. Bu arada halk. Evet, halk ilk başta öldürülmedi diye tepki koyuldu. Aynen. Şimdi çıktı, sevindiler. Yani yani Miriel'i ne yapacaklar bu durumda? Tek bir çözüm var. Arfarazon ordu da tamamen arkasındaysa, ama hani Elendil'in geçen sefer dediği biz kafa kafaya savaşırız, muhafızlar bizim yanımızda diyor. Hani öyle demediğini farz edelim, orayı unutalım. Farazon şey yapacak belki de, Miriel'e diyecek ki ya benle evlenirsin, tahtı paylaşırız, ya da bütün sadıkları falan yasa dışı da olsa öldürürüm, herkese ezer geçerim falan gibi bir şey yaratacaklar herhalde. Yoksa bu durum nasıl açıklayacaklar bilmiyorum. Böyle senin dediğin mantıkla öyle çözülür abi bu iş. Lümener halkı çok iyi ya, oradaki figüranlar. Farazon, Farazon. Sonra Miriye. 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 Koca bir halk baştan sona goy goy. Ondan sonra şeyi, Farazon'u görüyoruz. Farazon böyle korka korka Palantir'e bakıyor. Orada kötü hayaller, elini yakan hayaller görüyor ama gördüğü görüngülerden biri de Halbrand zaten. Halbrand dönüyor bakıyor. Halbrand tekrar acaba Numenor'a mı dönecek 4. 5. sezon? Bilmiyorum. Hani kitaba yakınlık olsun. Mesela yani. Bu sahne başlı başına güzel bir sahne. 10 saniye falan sürüyor. Anca öyle bir şeydir. Ama bütün meramını da aslında anlatıyor. Anlatıyor. Lor'un fışkırdığı yerlerden bir tanesi mi diyorsun burası da? Yok. Lor'un fışkırdığı bir yer yok zaten yani. Var. 13 bölümdür yok. Lor bir yerden fışkırmıyor. Hiçbir yerden fışkırmıyor. Lafıma mim koyun dostum. Şöyle bir şey var. Hani yani Lor dediğimiz şey şuysa şayet tanım olarak. Tolkien'in yazdığı kitaplardaki, Orta Dünya kitaplarındaki isimleri kullanmak. Olayların bir kısmını zamansız olarak Tolkien'in kullandığından başka bir şekilde ismini geçirmek ya da bir parçasını alıp bir yere yamamak. Herhangi bir Tolkien'in koyduğu bölge ismini ya da tür ismini, cins ismini kullanmak. Ya da Tolkien'in gene özel olarak belirttiği özel bir silahın, özel bir yapımın Palantir gibi, özel bir oluşumun Numenor gibi ya da yüzükler gibi Tolkien'in de bahsettiği isimlerini alıp Tolkien bağlamından tamamen bağımsız da olsa isim olarak zikretmek Lor'sa tamam, Lor fışkırıyor. Ama hikaye ise Lor, anlatımsa, Tolkien'in dizaynıysa Lor, bütün külliyatsa burada Lor hiçbir yerden fışkırmıyor diyeyim yani, yok Lor. Ama hani burada isimler falan kullanılıyor. Ya da Tom Bombadil hikayesi. Üçüncü çağdaki bir şey buraya uydurulmuş. Tom Bombadil diye konulmuş. Bir iki üçüncü çağdaki laf buraya yerleştirilmiş. Buna Lor diyorsa başka bir şey. Ama Lor bu kopya değil. Bağlamı yok çünkü. Ama zaten başından beri ne diyoruz? Abi isimler tamam. Hani Galadriel, Celeborn, Gil-galad falan bilmem. Zaten isimler tutuyor. Lindon diyorsun. Mordor diyorsun. Yani o isimleri kullanıyorlar ama onun haricinde Tolkien'in hikayesi kullanılmıyor. Yani yok Tolkien hikayesi burada. Dizi Lor'dan bağımsız. Lor'la ilgisi yok dizinin. Oradan tekrar Galadriel'e dönüyoruz. Oradaki durum şu. Şunu anlıyoruz. Aslında Adar bunu müttefik olarak almak için teklif etmemiş zaten. Galadriel'in ağzından laf almaya çalışmış. Neyi biliyor, neyi bilmiyor. Muhtemelen bir şüpheydi Anatar'ın Sauron olduğu ama öğrenmiş oldu. Gil-galad'ın bir orduyla bu tarafa doğru geldiğini öğrenmiş oldu. Hatta Galadriel şey diyor, sen diyor kandırmaya çalıştın beni diyor, ağzından laf almaya çalıştın falan diyor. Adar diyor ki zaten umduğumdan daha fazla şey öğrendim ben senden diyor. Yani Galadriel gene leblebi gibi dökülmüş çocuk gibi yani. Adar her şeyi sökmüş almış. Tamamen saçma sapan bir karakter. İyice anlamsız bir karaktere dönüşüyor Galadriel. Gerçekten yani paşa ürettiler. Evet yani çok anormal yıpranmış bir karaktere dönüştü Galadriel. Bundan sonra değil ağzıyla saçıyla balina yakalasa bir işe yaramayacak gibi duruyor. Galadriel ne yapacak bundan sonra? Saçıyla balina yakalasa. Olur mu diyor. Olabilir. Ondan sonra artık diyor savaşma zamanı geldi diyor Adar. Biz Elegion'a saldırıyoruz çünkü zaten Sauron'un ordu olduğunu biliyoruz. Elegion'la beraber Sauron da yok. Abi bir de bak orada bir şey var. Diyor ki Halbrand orada sen de biliyorsun. Evet sen de biliyorsun. Demek ki geleceği görme
yetisi kazandı o zaman. Galadriel. Yüzükleri yapıyor orada diyor hatta. Ya bütün detayları veriyor. Veriyor ve her şeyi sen de biliyorsun diyor bunu. Her şeyi söylüyor o zaman. Yani abi çok ilginç. Biz bunları niye görmüyoruz dizide? Söylüyor ve oluyor yani. Şey diyor sonra Galadriel bütün dizi boyunca yaptığı en akıllı tavrı. Diyor ki bütün bunlar Sauron'u planlıyor. Zaten seni saldırmanı istiyor ya. O yüzden diyor bütün ordunu buraya getirtti. O yüzden seni burada olduğuna dair bilgilendirdi. Şayet sen diyor Eregion'a saldırırsan zaten Sauron'un oyununa gelmiş olacaksın diyor. Tabi Adar da diyor ki yok öyle bir şey. Ben öldüreceğim Sauron'u diyor. Ve saldırı başlatılıyor. Yani ilk mancınıklar, ateşli taşlar falan saldırıp başlatıyor. Galadriel'in bütün bölümler boyunca akıllı laf ettiği tek yer burası. Başka akıllı lafı yok Galadriel'in. Burada ama hakikaten planı görüyor. Şöyle bir problem var. Şimdi Adar'la bunlar müttefik olsa Sauron'u da öldürseler orkları ne yapacağız? Evet. Değil mi? Orklarla savaş olmayacak mı? Ya da orklar hakikaten çiftçilikte tarımla uğraşan Mordor tarafında bir ırk mı olacak? Diğer ırklar gibi. Yani bu tamamen anlamsız bir durum. E şimdi Sauron'u yok etti orklarla beraber Adar ve oradan dönecek muhtemelen Lindon'a saldıracak. Evet. Çünkü ne elfler ne cüceler orkları kabul edecekler yani. Hayır, bir yerde de şey diyor ya biz diyelim seninle birlikte olduk şey yaptık senin yüksek kralın bırakacak mı benim orklarımı diyor. Ha, yani bir de o var. Ha, bir de orada abi öyle ters bir laf ki yani biz özgür halkız sizinkiler bizimkileri rahatsız ediyor bu noktasına geliyor. Haksızlık ediyorsunuz bize bizim yaşamamıza izin vermiyorsunuz. Oysa barış yani. İçinde yaşayabiliriz demek gibi bir şey orada yaptı evet, yani. Aynen. Biz o... diyor barış içinde yaşarız siz bizi öldürüyorsunuz da biz de sizle savaşıyoruz. Sanki yağmacı değillermiş gibi bir medeniyet kurma peşindelerdi. Yani işte lore yok dediğimiz böyle yani bağlamından çok kopmuş artık. Orklar yok mu Tolkien'de? Var ama bu orklar yok. Ha, böyle değil onun hikayesi. Yüzükler yok mu? Var ama bu tür yüzükler yok. İşte ne bileyim Eregion diye bir yer var. Khazad-dûm diye bir yer var. Ama yani bu mesafe hikayesi yani mesafe derken erişilebilirlik hikayesi. Senaristlerin işine geldiği zaman hiç kimse hiçbir yere ulaşamıyor. Senaristlerin işine geldiği zaman Mordor'dan Lindon'a bir günde adam gidiyor. 5 dakikada. 5 dakikada. Hani hiçbir gerçekçiliği yok bunun. Hani senaristler nasıl yazıyorsa öyle. Senaristler ne istiyorsa öyle. Cem'in dediği ben yaptım böyle oldu hikayesi yani. Ben böyle yazdım böyle oldu diye adam kapatıyor işi. Ve o inanılmaz saçma. Yeteneksizler. Çok yeteneksizler. Çok. Ben uzun zamanda bu kadar yeteneksiz adam görmedim. Çok çok kötü bir senaryo yani hakikaten yapamamışlar abi adamlar. Yapacak bir şey yok yani yapamamışlar yani. Yazamamışlar herifler yani. Bilmiyorlar. Bence şeyi bilmiyorlar bunlar. Sadece Tolkien meselesi değil. Bunlar herhangi normal bir hikayede anlatamazlar. Evet, yani yazarak anlatamazlar. Belki muhabbetleri iyidir bilmiyorum. Ama yazarak anlatamaz bunlar belli yani. Abi fantastik edebiyatla ilgili bu adamların en ufak bir fikri olduğunu yok. Düşünmüyorum. Yani en fazla şey yapmışlardır. Viking filmlerini falan izlemişlerdir birkaç kere falan muhtemelen. Filmleri izlemişlerdir Peter Jackson'ın. Başka da fantastik bir şey izlediklerini zannetmiyorum. Yani hiç kafa basmıyor. Hiç sıfır. Fantastik bir eser yazdıklarında yani bırak hani Tolkien gibi bu işin babası olan bir adamı uyarlamayı geç. Sıradan bir fantastik hikaye bile yazdıklarında yok şüpheliyim. Yok yazamaz bunlar. Zaten yazarak mümkün değil. Belli bu senaryo. Ya D&D oynasa master yapmazsa yapmazsın. Bunlar ya. Olmaz bundan. Master olmaz D&D'de. Ondan sonra Kelebir'in Bora geri dönüyoruz. Burada Kelebirin Bora artık anahtarla bayağı papaz. Diyor ki istila sesleri geliyor. Halkta bir huzursuzluk var diyor. Ben diyor dışarı çıkıp diyor bu kargaşa nedir görmek istiyorum falan diyor. Anahtar karşı geliyor. İşim var ben çıkarım diyor. Benim yönetimimde Eregion diyor. Hiçbir sorunu yok. Gayet iyi bilmem ne falan. O sırada da bir elini kesiyor bıçakla. Evet. Dikkat ettiniz evet mi? Elini abi. Kesiyor. Ondan sonra bu itiyor anahtarı. Duvara falan çarpıyor. Hayır burası benim hala diyor. Benim krallığım lordluğum. Ben diyor halkımı göreceğim diyor. Bir terslik var dışarıda diyor. Onları görmem lazım diyor. Dışarı çıkarken anahtar bir büyü yaptığını anlıyoruz. Hani kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor falan. Bir dışarı çıkıyor Kelebirin Bor. Zihnini değiştirmiş Kelebirin Bor'u. Bence gayet başarılıydı şimdi doğruya doğru. Evet abi. Kelebirin Bor barış içinde mutlu bir Eregion görüyor. Hiçbir sorun yok hakikaten. Ne bir karşıda orklar var, ne hava kararmış, ne korkudan sağa sola kaçışan insanlar var, ne askerler panik içinde. Çocuklar oyun oynuyor, günlük güneşlik bir yer falan. Hiçbir problem yok yani. Öyle görüyor Kelebirin Bor. Sauron'un büyüsü sayesinde. Sonra Sauron da yanına geliyor. Elinde de Feanor'un yani Kelebirin Bor'un dedesinin çekici var arkasında. Feanor'un da heykeli de var. Feanor'un heykeli de orada. Silmaril'e tutmuş şöyle Feanor'da. Güzel de heykel. Güzel heykel. Gördün mü diyor hiçbir problem yok dedim diyor. Senin o yüzükleri yapman lazım. Amacımıza ulaşmamız lazım. Gene büyük bir laf. Arkası gene yok. Bu dizide çok fazla var öyle. Bizim diyor amacımızın tamamlanması lazım. 9 yüzüğü yapmak. Hani bize böyle büyük bir amaç olarak sunulmuş bir şey
şey değil ki zaten. Hep büyük bir laf var ama arkası yok. Büyük bir laf var, arkası yok. Hep böyle. İşte o kaleyi terk etmemiz lazım falan. Sonra mesela kaleyi terk ediyorlar. Hiç mesele olmuyor. Hikaye devam ediyor gene. Ya da o yoldan gidersek 2 hafta uzatırız diyor. Koşarak geri dönüyor. Hani hep böyle anormal bir yükseltilmiş korku, panik, vazgeçilmezlik durumu oluşturuluyor. Ama sonuçta hiçbir şey olmuyor yani. İsterlerse hemen o şeyden vazgeçiyorlar. Orada işte dedesinin silmarillerinden bahsediyor. Ama diyor sen bunu yaptığında silmariller bile diyor tarihin arka sayfalarında kalacak. Sen yüzük yapımcısı Celebrimbor olacaksın falan. Sonra dedesinin çekicini de veriyor. Bu şansı kaçırma diyor. Tarihe dedesini geçmiş biri olarak geleceksin falan. Bizimki zaten Goygoy'a dünden razı. Celebrimbor. Kadife elbisesiyle beraber içeri gidiyor. Kapıları da kapatıyor. O sırada işte Celebrimbor içeri girip de manzarayı görmediği için gerçekliğe dönüşüyor sahne. Hakikaten sağa sola kaçışan sivil halk, telaşlı askerler ve nehrin öbür tarafından mancınakla atılmış alevli taşlar Erejion'a doğru düşmeye başlıyor falan. Yani bu bölümün savaş en güzel sahnesiydi. Evet yani bu bölümdeki en güzel sahneydi herhalde. Yani birçok bölümdeki en güzel sahnelerden bir tanesiydi. Bir halk kaçarken birisi bu tarafa doğru kaçıyor, birisi diğer tarafa doğru kaçıyor. Arada hakikaten figüranlar acele edin demişler ki cidden birbirlerine çarpıp düşüyorlar. Ya da çok yetenekliler. Ya da çok büyük oyuncular, bilmiyorum. Nümenor'dakiler o kadar olmamasına rağmen demek Nümenor'dakiler ferah adamlar. Hep onlar ağır ferah. Hep ağır. Gayet rahatlar yani. Ferah. Onlar daha az para almışlar figüranlıktan. Büyük ihtimal aynı adamlardır. Büyük ihtimal. Yani gene senaryo açısından acı nasıl bir bölüm yani. Hakikaten yazık ya yani. Bu da olmaz dediğimiz her şey her bölümde. Olabilir bak. Mesela şeyi şöyle halledecekler diye düşünüyorum. Bak onu da söyleyeyim. Benim aklıma o geliyor mantık olarak. Yani çok iyi bir çözüm değil de gene olası bir çözüm. Aslında anahtar tek yüzüğü yapmış ama cebinde taşıyor. İşgal edildiği zaman Erejion muhtemelen ya Adar'ı öldürerek, ki Adar'ı öldürmesine de gerek yok. Onlar Erejion'a girdiklerinde yüzüğü takacak. Doğal olarak da bütün orkların Adar dahil mecburi sadakatini kazanacak. Böylece artık bir orduya da sahip olacak. Tek başına olmaktan kurtulacak. Çünkü o problematiği şimdi Sauron büyü yaptı, bütün orkları öldürdü, tek başına kaldı. O da olmuyor. Savaş lazım. O orkların bir şekilde Sauron tarafına geçiyor olması lazım. Yani Adar'ı öldürse bunlar baba diyorlar buna. Ama bayağı yüzüğü kısmını takınca şey mi olacak acaba? O gerçek formuna kavuşacak. Ben o hem karanlık formuna kavuşacak hem de o Elf'le beraber orklar iradeleri yetmeyecek mi bağımsız düşünmeye öyle, acaba? Bak bu bence mantıklı çözüm yani, abi. Bana öyle geliyor. Bir şey uydurmaları lazım oraya çünkü. Mordor'a niye gitti çünkü ilk sezon? Evet. Yani bunun bir anlamı olması lazım. %99 tek yüzük yaptı. Herhalde şu anda tek yüzük dövülmüş ama takmak için doğru zamanı bekliyor herhalde. Yani şimdiden biz bu sezonun sonundaki sürprizi söylemiş olduk. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O zaman vuruculuğu artar. Bir çok de Sauron'a o gerçek değil. Çok iyi de olmasa yok abi yani, yani savaşın sonunda büyük etki yapar. Yani kim ne derse desin Sauron'un zırhlı figürü çok etkileyici çok arkadaş. Etkileyici. Yani Peter Jackson'da çok şekil yapmıştı. Ben aynı tacı da kullanıyorlar aynı zaten. Aynı benzer tacı ve tasarım da kullanıyor. Milletin zihninde de var zaten o Sauron. Ya o heybetiyle yürüdü mü millet bir helal falan der, ben de derim. Yalan yok yani şimdi. Biraz gönül şimdi alır yani diyorsun. Ya savaş gönül alır, hoşuna gider insanın. Savaş hani düzgün yaparlarsa savaşı zaten ilgi çeker. Ki herhalde 2 bölüm boyunca öyle ya da böyle savaş hikayesi olacak. Hani full 2 saat savaş göstermezler ama yan arka döndükten sonra dönüp tekrar savaşa dönecektir hikaye yani sürekli. Evet abi. O zaman bir bölümü daha bitirdik. Ne diyorsun abi? Ya bu bölüm 2. Puan sormayayım. Bölüm 2 dedi direkt. Bölüm 2. Ya bari şehrin hattına 4 ver ya. Theodor'un heykelinin hatırına. Aynen. Ben öyle demiştim bugün. Hadi üç vermiştim. Onun hatırına 3 vereyim tamam. Gündüz de öyle demiştim zaten. Değişmemiş ama bu sefer en azından puanı. Abi Numenor falan sürünüyor. Nasıl olacak bu iş? Evet artık bölümü kapatalım. Söylenecek her şey söylendi. İzlenecekler de izlendi. Artık soru yok. Pazar akşamı zaten konsey yapacağız. Orada daha detaylı istişare yaparak konuşuyor olacağız. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz Cem. Sponsorumuzu ve Leg10 kodunu tekrardan hatırlatalım. İlk açıklamaya bütün detayları bırakıyor olacağız. Hepinize iyi geceler diyoruz. Yeni bölümlerde görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz.